Konuşmamızın başlığı, bahsi ikiye ayırmış. Gençlerin milleti bir tarafta, milletlerin genci diğer tarafta. Hakikat bu değil. Hakikat gençlerin milletiyle milletlerin gencinin aynı bütün olduğudur. Genç kelimesinden başlayalım. Türkçe'de genç diye bir kelime var ve bu hazine demek. Dünyada gençliği hazine olarak gören tek millet Türk milletidir. Diğerleri gençliği bir biyolojik, diğerleri bütün diğer milletler. Gençliği biyolojik bir vaka olarak insan veya canlı ömrünün bir safhası olarak görürler. Ama biz Türkler genç dedik mi bir hazineyi anlarız. Bir mücevherat birikimini anlarız. Yani biz insanı bir cevher olarak görürüz, Türk milleti olarak. Ve bu cevherin en kesif hali de gençlik halidir. Türk milleti bu bakımdan bütün sahip olduğu lisan sebebiyle dünyada yaşayan varlık sahibi bütün milletlerin üstündedir. Allah Türk milletini diğer milletlerden üstün yaratmıştır. Bunu anlamaya niyeti olmayanlar tarih boyunca belalarını bulmuştur. Şimdi bundan sonra da bulacaktır. Biz Türk milleti olarak genç dediğimiz zaman ya da genç mefhumunu kafamızda canlandırdığımız zaman bir başka kelimeye daha müracaat ederiz. O da cahildir. Yani Türkler genç yerine cahil demeyi uygun bulurlar zaman zaman. Hatta türkülerde erkek kadına, kıza kendini acındırmak ya da kendi reklamasyonunu yapabilmek için cahilim der. Yani kendisinde fışkıran bir gençlik olduğunu ve arzularının çok keskin olduğunu, bunu muhatabının anlamasını bekler. Türk milleti iki yönden doğru bir şekilde genç mefhumunu şekillendirmiştir. Hem bu bir şeyler yapma kapasitesine, kabiliyetine, gücüne sahip bir unsurdur genç dediğimiz, hem de yanlışa düşme, isteklerinin çok taşkın olması sebebiyle haddi aşma ihtimalini de bünyesinde barındıran bir mevcudiyettir genç. Türkler eğer gençlerin milletinden bahis açmışlarsa burada bir şey
anlatıyorlar demektir. Kendilerini anlatıyorlar. Gençlerin milleti. Biz bu toprakları Darül İslam haline sokarken, Darül Harp'ten Darül İslam'a inkılap ettirirken, Fıtyan teşkilatı çok büyük bir rol oynadı. Yani biz ahiler, fütüvvet teşkilatı ile bu topraklarda bir kültürün kök salmasına ve saldığı köklerin meyvelerini vermesine yol açan bir hareket başlattık. Bu hareket 1571 Hristiyan takvimine göre yılına kadar gücünü bütün dünyaya gösterdi. Yani biz Türk tarihi varlığını bahis konusu ederken hadiseyi ikiye ayırmamız lazım. Bir, Türk milletinin doğuşuyla ve dünyaya bir semere ilave edişiyle geçen zaman, bir de Türk gücünü kendi aleyhine görenlerin yapıp ettikleri hazırlıklar sonucunda Türk hakimiyetinin inkirazıyla geçen zaman. Yani 1071'den 1571'e kadar bir tarihimiz var. Bir de 1571'den 2014'e kadar gelen bir tarihimiz var. Bu ikisi zıt karakterli iki tarih dilimidir. Biz Türk milleti olarak dünyaya gençlerin milletini hediye ettik. Hediye kelimesi hidayet kelimesiyle akrabadır. Yani biz bütün dünya halkına yeryüzü hayatında neye göz dikmemiz gerektiği, neyle meşgul olmamız gerektiği, neyi nereye kadar götürmemiz gerektiği konusunda misaller üreterek bir şey yaptık. Hep böyle güzel, doğru şeyler mi yaptık? Hayır. Kötü, yanlış, eksik, kusurlu yaptığımız şeyler bu tarih içinde, yani 1071'den 2014'e kadar geçen süre içinde yaptığımız yanlış, yaptığımız hata, düştüğümüz hata Osmanlı-Türk zıtlığından serpilen, dökülen, oraya buraya yayılan, savrulan hatadır. Bir şekilde Türk üstünlüğü belli bir yapı teşekkül ettirdi. Ama şekil almış bu yapının nimetlerinden, bu üstünlükten
nasibi olmayanlar istifade etti. Böyle bir Türk-Osmanlı zıtlaşması var. Biz gençlerin milleti olarak Türktük ama bizim varlığımızı dünya hakimiyetinin bir mazereti şekline sokan Osmanlılar vardı. Bunlar çok soyut hükümler görünebilir size ama daha müşahhas hale getireceğim. Bir kere Osmanlı bakış açısıyla Türk bakış açısı arasındaki farkı kavramamız lazım. Osmanlı bakış açısı İslam'ın bize kazandırdıklarını dünya hayatında istifadeye tahvil etme tavrıdır. İslam bize neyi kazandırdı? Bütün katmanlarda, bütün seviyelerde Allah hakimiyetinden başka bir şeyi kabul etmek şirktir ve insanı Müslümanların karşısına, onların kötü saydıkları tarafa iter. Kur'an-ı Kerim nazil olurken Kisra ve Kayser vardı. Kur'an-ı Kerim bize bir üçüncü, yani Kisra'nın ve Kayser'in hakimiyetinin dışında bir üçüncü hakimiyet alanı açmadı. Bu Kisra'nın ve Kayser'in hakimiyetinin lağvedilmesi, onun yerine hayatımızın her milimetre karesinde veyahut hayatımızın her salisesinde kul olduğumuzu ve sadece Allah'ın kulu olduğumuzu anlamamıza imkan veren bir hayat sahası teşkil etti. Yani Müslüman galip geldiği zaman, galebe çaldığı zaman Kisra'nın ve Kayser'in yerini tutmak üzere bir hakimiyet, hükümranlık tesis etmez. Etmemeliydi. Ama öyle olmadı. Hadis-i şerif bize bildiriyor ki benden sonra hilafet 30 senedir. Daha sonrası efendim ısırıcı saltanattır. Böyle oldu. Emevilerle başladı, Abbasilerle devam etti. Sonunda Selçuklu ve Osmanlı hükümranlıklarıyla bir yerlere gelindi. Ama nereye gelindi? Artık Kisra ve Kayser hakim değil, biz hakimiz diyen insanların yerine gelindi. Ama Türkler bu toprakları, hele bilhassa da şu anda bulunduğumuz mekanı vatan haline getirdikleri zaman aslı saadetin umdelerine döndüler. Yani Müslümansan önemlisin, Müslümansan, Müslüman değilsen ancak Müslümanın önem verdiği kadar önemlisin.
Bunu biz Gaza Beylikleri döneminde bütün dünyaya kabul ettirdik. Müslümansan önemlisin. Eğer Müslüman değilsen, Müslümanın sana verdiği önem kadar önemlisin. Yani önemsizsin değil. Senin de bir önemin var ama ona, sana Müslüman ne kadar ehemmiyet verdiyse o kadar hesaba katılır bir şeysin. Yani biz Gaza Beylikleri döneminde Türkler olarak bütün dünyada Hristiyanların gücünü geriletmiş bir unsur olarak varlığımızı kabul ettirdik. Paul Wittek ya da Paul Wittek, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu adlı kısa metninde, yani bir kitaptır o ama ince bir kitaptır, bize şeyden haber verir. Yani Türklerin Gaza Beylikleri sebebiyle bütün dünyada çok büyük bir prestij sahibi olduklarını söyler. Yani bütün dünyada ve bilhassa Müslümanların yaşadığı yerlerde Türkler Asr-ı Saadet'teki İslam asaletini Müslümanlara iade ettiler. Yani Türkler bu toprakları vatan haline getirinceye kadar Hristiyanların ve onlarla bir şekilde münasebetdar olan Yahudilerin dünya hayatının çekilip çevrilmesinde ön sırada olduklarına dair bir dünya kanaati vardı. Bu kanaati Türkler berhava ettiler. Bu kanaati sildiler. Fakat Osmanlı kafası bu kanaate bir ilave yapmak istedi. Nasıl Hristiyanlar ve Yahudiler dünyada bir gurur sahası tahkim etmişlerse, biz Müslümanlar ve Türkler de böyle bir gurur sahasını tahkim edelim diye düşündüler. Yıldırım Bayezid veyahut daha sonra torununun oğlu hesaba katılarak ikinci Bayezid var. Birinci Bayezid yani. Yaşadığımız topraklarda bir Sünni imparatorluk teşkil etmek üzere harekete geçti. O zaman Mısır'daki halifeden sultanlık etiketini kullanma müsaadesi aldı ve Osmanlıların ilk sultanı oldu. Ondan öncekiler han veyahut bey idiler. Ondan sonra Osmanlı hükümdarlarına sultan denmeye başlandı Yıldırım Bayezid'den sonra. Yıldırım Bayezid İstanbul'da ilk önce adına güzelce hisar denen, şimdi Anadolu Hisarı denen hisarı yaptırdı. Bunun amacı neydi? İstanbul'u fethetmek. Birçok bakımdan perişan olmuş diğer Gaza Beylikleri Timurlenk diye bildiğimiz Timur'a haber gönderdiler. Bu adamın niyeti bozuk. Bizi bir daha hiç ayağa kalkamayacak şekilde yok edecek. Neyi yok edecek? Yani Gaza Beyliklerinin hükümranlıklarını yok edecek. Ne yapacak? Bir
bir imparatorluk kuracak, bir büyük birlik kuracak. O zaman küçük beyliklerin hiçbir etki sahası olmayacak. Gel bu adamın hesabını gör diye Timur da bu daveti memnuniyetle kabul etti ve geldi burada Yıldırım Bayezid'i tepeledi. 3 ay kaldı. Polvitek tezinin doğruluğunu ispat etmek için bu rakamı verir. Yani başka bir gayesi olsaydı oraları kendi topraklarına katardı. Timur bu topraklarda 3 ay kaldı. Sadece Yıldırım Bayezid'in saltanat fikrini yıkmak için geldi ve yıktı. Ondan sonra zaten tarih kitaplarında öğrendiğimiz şey bir fetret devri başladı. Yani biz Osmanlı padişahlarında Çelebi Mehmet'te katarız araya ama o fetret devridir. Aslında 2. Murat'la asıl Osmanlı şeyi başladı. Osmanlı zihniyeti. Şimdi bu ne alıp vereceğin var Osmanlı zihniyetinden diyebilirsiniz. Yani ne kötülük görüyorsun bunda? Osmanlı kültürü A'dan Z'ye bir ihanet kültürüydü. Onlar bu topraklarda hakimiyet kurmanın insanları tatmin ederek, insanların haddini bildirerek sağlanabileceğini düşünüyorlardı. Onun için tabii ki hesaplı, kitaplı, çok güzel vergi sistemleri falan filan ayarladılar. İyi bir, en azından Bizans düzeninden çok daha adil, çok daha verimli bir sistem kurdular. Birçok şeyler yaptılar. Kendi lehlerine ve hakimiyetlerinin lehlerine. Ama Osmanlı yönetimi hiçbir zaman Ümmet-i Muhammed'in mesuliyetini üzerine alma yolunu tutmadı. Belli bir gelişme görüldükten sonra bir noktaya gelindi. O nokta İstanbul'un fethi noktasıdır. İstanbul fethedilip Osmanlı hakimiyet fikri tecessüm ettikten, ete kemiğe büründükten sonra Osmanlı Devleti hükümranlık alanını mutlaklaştırdı. Sabitledi. Doğuda Tebriz, batıda Viyana. Çok akıllıca düzenlenmişti. Yani ne Batı Avrupa'yı ve Katolik dünyasını rahatsız edecek bir yol izleyeceklerdi. Ne de doğudaki hükümranlıklara bulaşacaklardı. Onlar dünyada en iyi yaşanabilir bir alanın kaymağını yiyorlardı. Ve Osmanlılar iki milletten çok korktular. Şimdi şu ihanet meselesini anlatayım. O da şu. Yani Hahanbaşı, Patrik, çeşitli Patriklikler. Yani Ortodoks Rum, efendim Rum Ortodoks, Ermeni Patrikliği vesaire. Hatta Sırp Kilisesi, Bulgar Kilisesi vesaire. Yahudilerin ve Hristiyanların din adamlarını devlet lehine hareket etmek kaydıyla kendi cemaatlerinin haini haline getirdi Osmanlı Devleti. Yani Yahudi ve Hristiyan din adamları Osmanlı hakimiyetinin
devam etmesi için kendi cemaatlerini zapturapt altına alıyorlardı. Bunu Müslüman ahali içinde ilmiye sınıfı yaptı. Osmanlı uleması Ümmet-i Muhammed'in menfaatleri yerine Osmanlı Devleti'nin menfaatlerini müdafaayla vazifeli saydı kendini. Ve bütün faaliyetlerini, bütün fetvalarını bu istikamette verdi. Dolayısıyla Müslüm gayrimüslim ayrımı yapılmaksızın Osmanlı düzeni ileri gelenlerin geride kalanlara ihanet etmesiyle yürüyen bir düzendi. Şalvarı şalta Osmanlı. Eğeri kalta Osmanlı. Ekende yok, biçende yok, yiyende orta Osmanlı. Köylümüz böyle söyledi. Ama yerleşik köylü bu. Yani ekiyor, biçiyor. Şimdi buna bir takım kalıplar uydurdular. Ne demiştim? İki unsurdan Osmanlı korkuyordu. Bunlardan bir tanesi Greklerdi, diğeri Araplardı. Çünkü bu iki millet devlet idaresinde kendilerinden daha tecrübeliydiler. Dolayısıyla Arapları millet olarak, kavim olarak idareye yanaştırmadılar ve Greklerden diğer unsurlardan aldıklarının çok altında oğlan devşirdiler. Yani Yunan menşeli insanlar bütün Osmanlı tarihi boyunca en az devşirilen unsurlardır. Yani bunların Müslüman olup devleti ele geçirmeleri korkusu Osmanlılarda vardı. Ve bu yüzden de Yunan Yarımadası'ndan toplu ihtida taleplerini geri çevirdiler. Osmanlılar Balkanlarda Almanlara karşı kullanabildikleri için Boşnakların, İtalyanlara karşı kullanabildikleri için Arnavutların, Bulgarlara karşı kullanabildikleri için Pomakların topluca ihtidasına müsaade etti. Bunları doğrudan doğruya askeri sebeplerle benimsedi. Araplara ne yaptı? Araplar sistemin dışında tutuldu. Yani Hristiyan Araplardan hiç Yeniçeri olanı devşirilmedi. Nasıl yaptılar bunu? Bektaşilik yoluyla yaptılar. Yeniçeri Ocağı Bektaşiydi ve Bektaşilikte ırkçı bir kaide vardı. Her milletten olabilirsin, herhangi bir kavme mensup olabilirsin ama Arap olamazsın. Eğer Arapsan Bektaşi olamazsın. Böyle bir kural koydular. Dolayısıyla ellerinde böyle gayet mazur, yani biz Arap, Hristiyan Araplardan oğlan devşirmiyoruz. Çünkü onların Bektaşi olmaları lazım. Halbuki Arap kavminden olduğun zaman Bektaşi olamıyorsun. O yüzden hiç devşirmiyoruz deyip böyle her zaman kanuna karşı hile dediğimiz usullerle işi götürdüler. Yani Osmanlı mantalitesinin en billurlaştığı kimse şüphesiz ki Fatih Sultan Mehmet'ti. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden bazılarına göre birkaç hafta sonra, bazılarına göre birkaç ay sonra Rum Ortodoks Patriği yanına çağırdı ve ona bir beraat verdi. Yani bundan sonra sen
daha önce Bizans İmparatorluğu boyunca nasıl patrik idiysen bundan sonra da patriksin. Böyle bir beraat verdi. Bu beraatı resmeden mozaik şu anda çok meraklı olan varsa gitsin Rum Fener Patrikhanesi'nde duruyor. Yani böylece Patrikhanenin gücü Bizans döneminden çok daha fazla artmış oldu. Böylece Bizans döneminde Ortodoksların sadece ruhuna hakim olan Patrikhane bundan sonra bedenine de hakim olmaya başladı. Çünkü bütün medeni münasebetler Rum Ortodoksların bütün medeni münasebetleri Patrikhane'den geçiyordu. Tapular Patrikhane'de tasdik edildi. Bütün hepsi. Dolayısıyla Hristiyan imparator varken sivil işler imparatorun yaptığı işlerdi. Kilise sadece ruhlara karışıyordu. Ama İstanbul'un fethinden ve Fatih Sultan Mehmet'in patriğe sen bundan sonra da patriksin demesinden dolayı Rumlar Patrikhane bütün Ortodoks aleminin en güçlü kurumu haline geldi ve dolayısıyla devletle birlikte imparatorluğu idare etmeye başladı. Bununla yetinmedi Fatih Sultan Mehmet. Ermeni papazlarını da yanına çağırdı. İleri gelen Ermeni papazlarını. Neden böyle yaptı? Çünkü henüz Fatih Sultan Mehmet onlara aranızdan bir patrik seçin dediği dakikaya kadar Ermeni patrikhanesi yoktu. Ermeni ileri gelen Ermeni papazları aralarından bir patrik seçtiler ve Fatih Sultan Mehmet onun dini gücünü tanıdı. Böylece ilk defa Ermeniler dini bir müessese sahibi oldular. Yani daha önce sadece papazları vardı. Şimdi artık bir patrikhaneleri olmuş oldu. Merak edenler gene sorup öğrenebilir herhangi bir Ermeni papazından. Ermeni patrikhanesi her sene Fatih Sultan Mehmet'in ruhaniyeti için bir ayin düzenler. Müteşekkir olduklarını belirtmek üzere. Peki Yahudilere ne oldu? O haham başılık zaten çok önceden Osmanlıların birlikte çalıştıkları bir müesseseydi. O garantiydi zaten. Bu yani İstanbul'un fethinden sonra Hristiyanlar şekle sokulmuş oldu. Ama ne yaptı? Türkler ne yapıyorlardı? Yani gençlerin milleti ne yapıyordu? Bunlar Osmanlı klasik sistemi içinde beraya dediğimiz zümreydiler. Bunlar şimdi reaya Müslim ve gayrimüslim olarak ikiye ayrılıyordu. Biz Türkler bütün Osmanlı tarihi boyunca Osmanlılara haraç vermeyen insanlardı. Yani bizim bir ayrıcı vasfımız varsa Osmanlı'ya haraç vermeden yaşadık. Diğerleri Osmanlı'ya haraç veriyorlardı. Yani bir şekilde daha o gençlerin milleti, gençliğini, hazine olduğunu ve biraz da cahil olduğunu böylece netleştirmiş oldu. Osmanlı'ya haraç vermedik. Osmanlı bizden her saniyede istifade etti. Biz de Osmanlı emrinde olmaktan
fütür duymadık. Çünkü bütün Osmanlı tarihi boyunca devleti dinle muahize edebilirdik. Osmanlı yönetimi bir İslam yönetimi değildi ama Osmanlı yönetimi kendini Müslüman olmaktan başka bir şeyle tarif edemiyordu. O yüzden bütün Osmanlı yönetimine bu şeriata uygun mu değil mi diye soru sorabilirdik. Bu soruyu sorma gücünü gösteren insanlar işte o gençlerin milleti vasfını koruyan insanlar. Ama bizim gençliğimiz tabii ki sanat alanında asıl mevcudiyetini gösteriyordu. Türklerin sanat alanı dediğimiz zaman bunu dikkatle fark etmemiz lazım. Çünkü dünyada işte sanat tarihi diye bir disiplin var. Yani biz çoğu zaman bu Batı menşeli anlayışın esas olduğunu sanırız. Türklerin kendi milli varlıklarını tahkim etmek üzere ortaya çıkardığı sanat eserleriyle Avrupalıların Türklerin üstünlüğünü gölgelemek üzere yürüttükleri sanat faaliyetinin ürünleri birbirine benzemez. Şimdi çoğu zaman, yani eskiden beri ben şunu söylerim. Itri mi büyük, Bah mı? Şimdi tabii ben Müslüman olduğuma göre, işte bu toplantı başlamadan önce söylediğimiz teşrik tekbiri ve salavatı besteleyen kişi Itri olduğuna göre, Itri'nin çok yüksek bir milli hassasiyeti olduğuna göre, şimdi Bach'ın yanında Itri'nin daha büyük olduğunu söylemem lazım. Hayır. Bach, Itri'den daha büyüktür. Neden? Çünkü Bach'tan sonra bir Beethoven vardır. Itri'den sonra Itri'yi aşmış, Itri'yi yani tamam Itri büyüktür ama filanca daha da büyüktür diyeceğimiz hiçbir bestekarımız yok. Itri'den daha büyük bestekarımız yok. Peki bu karşılaştırmanın manası ne? Şu, yani bir millet, bir toplum, bir kavim ne derseniz deyin, eğer geleceği yoksa geçmişi de kayda değer değildir. Geçmişi kayda değer kılan bir parlak gelecektir. O yüzden yani Bach'ın başlattığı kavrayış metodu Avrupa'da çeşitli merhaleler geçirmiş ve Avrupa'da insanın bizim artık böyle bir zenginliğimiz var. Bununla yarışacak bir kültür var mı acaba diye böbürlenip sormalarına yol açan bir gelişim söz konusudur. Bizim kültürümüzde ise bu böyle olmadı. Yani biz, yani Dede Efendi Itri'den daha büyük değil. Ama şimdi bu bugün artık mesele olarak uğraşmamız gereken, didinmemiz gereken işlere geleceğiz. Onlara gelmeden önce bizim mayamızdaki temizliği işaret edelim. Türk dünyasında kültür ve sanat insanın fiziki ve ruhi varlığını derinlikten mahrum
bırakmamak üzere vardır. Cümlemi tekrar edeyim mi? Türk dünyasında sanat, kültür dediğimiz mevcudiyet insanın derinlikten mahrum kalmaması için vardır. Halbuki sapık batı medeniyetinde sanat, kültür, medeniyet ne derseniz deyin bu ulaşılması için her şeyini feda edeceğin bir meşguliyet alanı olarak vardır. Yani müzikten çok söz ettik. Mesela Goethe Mozart'ın müziğini ulaşılmaz buluyor. Yani ne lüzum var ulaşılmaz müziğe? Bizim müziğimiz bizi derin insan kalmamıza yarayan bir müzik. Bizim böyle haddi aşacak derecede kendi varlığımızın süslenmesi ile alakalı bir vasfı yok. Bizim. Ama orada var. Orada bir şeye güç yetirebilmek için çok şey yapmak lazım. İkinci Dünya Savaşı sonunda vatana ihanetle mahkeme edilen Ezra Pound, Amerikan şairi Ezra Pound, 15 yaşındayken şair olmam için mümkün olduğu kadar çok dil öğrenmem lazım diye düşündü ve bütün Avrupa dillerini öğrendiği gibi Çince de öğrendi. Yani Yunanca, Latince, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Polonya, Polonezce hepsini öğrendi bunların. Ama bu arada Çince de öğrendi. Neden? Çünkü madem şair olacağım, şair dille yapar bu işi. Ben bütün hepsini bilmem lazım diye adam 15 yaşında karar verdi buna. Bizde böyle aşırılıklar yok. Ama gene Ezra Pound'dan bahis açmışken gene bir şey ilave etmem lazım. Robert Graves diye bir Britanyalı şair, hatta birazcık yaşı ilerlemiş olanlar hatırlayacaktır. Ben Claudius diye bir televizyon dizisi vardı. İşte o dizinin metni olacak romanı yazan adam Robert Graves. Her neyse, o Ezra Pound bir Yahudi düşmanı olduğu için ve büyük bir ihtimalle Robert Graves de Yahudi olduğu için Ezra Pound'un önemini küçültmek kastıyla şunu söyler. Ezra Pound'un Yunancası kötüydü. Ama buna rağmen bir Yunanca kitabın adını zikreder. Filanca kitabı çevirdi. Ezra Pound'un Latincesi daha da kötüydü. Ama buna rağmen filanca kitabı çevirdi der. Ondan sonra benim oğlum sinologtur der Robert Graves. Ona sordum Ezra Pound'un Çincesi nasıl diye. Oğlum bir güldü, bir güldü, bir güldü der. Şimdi Batı kültürü, Batı medeniyeti dediğimiz zaman mutlaka kendini parçalarcasına, kendini başka hiçbir insanın künhüne varamayacağı sahalara savururcasına bir meşguliyete girmen lazım. Bunu yapıyorlar birçokları.
Ve böylece kendi düzenleri devam edip gidiyor. Ama sonunda ne yapıyorlar? İşte nükleer silahlar yapıyorlar. Yani yapabildikleri öyle şeyler yani. Bizim hayatımız böyle değildir. Biz insan ömrünün yıkılmadan sona ermesi doğrultusunda sanatla, kültürle, efendim ilimle meşgul oluruz. Yani faydasız ilim Müslümanın dünyasından uzaktır. Türkler ki zaten pek öyle yorulmayı da sevmezler. hiç öyle faydasız, ya faydalısına zaten güç yetiremiyorlar. Faydasızını hiç rağbet etmezler. Şimdi biz böyle bir dünya kurduk ve herkesin dışarıdan bakan herkesin hayran olmaktan başka çare bulamadığı bir düzenimiz vardı. Ama bu düzen İstanbul'daki hükümdarın artık gerçek patron olmadığı anlaşıldıktan sonra, yani şimdi Müslim veya gayrimüslim, Osmanlı mülkünde yaşayan insanlar dünyada sözü dinlenecek tek güç İstanbul'da mukim olan güçtür fikriyle hareket ediyordu. Ama 1571 yılında İnebahtı felaketi sebebiyle Türkler mağlup edilebilir fikrini Avrupa'ya yaydıkları zaman bizim içimizdeki gayrimüslimler de patronlarının artık İstanbul'da olmadığını düşünerek hareket etmeye başladılar ve Türk değilim diyenler her vesileyle Türkiye'yi kundakladı. Ve bu adım adım bir yerlere gitti. Tek tek 10 yıl bütün bu süreyi konuşabilir, tahlil edebiliriz. Bir şeyler oldu. Şimdi Türk mağlup edilemez sözünün de sebebini size nakledeyim. Osmanlı fütuhatı Viyana'ya kadar ulaştığında İstanbul'un fethiyle başlayan bir şey var. Ne var? Daha sonradan adına Rönesans dedikleri şey. Yani Türkler dünyanın en muteber alanlarını ellerinde tutuyorlar. Onların bu gücünü kırmak için nasıl bir usul bulmalıyız? Bu Rönesans fikrinin aslıdır. Tabii Rönesans diyorlar, yeniden doğuş. Yani biz onlardan daha kuvvetliydik. Ne zaman kuvvetliydik? Antik çağda. O halde antik çağa dönelim, yeniden doğalım. Rönesans. Türkler Balkanları ellerinde tutarak Avrupalıları iklim bakımından elverişsiz, toprak bakımından verimsiz bir sahaya hapsettikleri zaman bu sahanın felaha kavuşması için bir metot geliştirildi. Bu metot çok sonraları kapitalizm diye adlandırıldı. İtalyan site devletlerinde, yani İstanbul'u biz almışız, daha sonra da Balkan fütuhatı devam ediyor. Bu Avrupalılar her gün kendi kötü yaşanacak yerlerine tıkışmak zorunda kalıyorlar. Bir çare bulmaları lazım yaşamak için. Buldukları çare iki
özellik taşıyor. Bugün de hala dünyada sıkıntısını çektiğimiz, belasından kurtulamadığımız iki şey. Birisi ücretli emek, diğeri pazar için üretim. Kapitalist gelişme, insanların ücret mukabili iş yapmaları. Yani yaşamak için belli bir muteber, geçerli para temin etmek. Yani bu fikir dünyada kapitalizmden önce yaşamayan bir fikirdi. Yani insanlar evet yaptıkları işten bir para alırlardı ama hiçbir zaman para için bir şey yapılmazdı. Yani tabii ki insanlar yaptıklarından bir gelir elde ediyorlardı. Ama kapitalizmin doğuşu sadece yaşamak için gelir elde etme mecburiyetidir. Bu kolonyalizm başladığı zaman azgın bir hale geldi. İngiliz plantasyonlarında Karaderili veyahut oranın yerlisi olan insanlar gelip çalışmadılar. İngilizler Afrika'da, Latin Amerika'da nereye ele geçirdilerse oralarda kahve plantasyonları, efendim muz plantasyonları, bunlar yaptılar. Ama oranın yerli halkı gelip onlara hizmet etmedi. Halbuki kapitalizm ücretli emek üzerine kurulan bir şey. Ne oldu? İngiliz İmparatorluğu İngiliz topraklarında yaşayanlara kelle vergisi koydu. Ya madem burada yaşıyorsun, madem İngiliz hakimiyeti altındasın, vergi vereceksin. İnsanlar bu vergiyi ödeyebilmek için gidip plantasyonlarda çalıştılar. Yani hiç lüzumsuz bir şey ama böyle oldu. Yani bu dünyada kolonyalizmin yaptığı kötülüklerin çok hafifidir. Yani ücretli emek diye bir şey çıktı. Akabinde pazar için üretim. Daha önce insanlar sadece müşterisi olan şeyi üretirlerdi. Ama kapitalizmin neşvi nema bulmasıyla beraber önce ürettiler, sonra ürettiklerine müşteri aradılar. Biraz daha ileriki aşamada üretmeden neyi satabileceklerinin araştırmasını yaptılar. Bugün insanlar böyle mekteplerde falan filan böyle alçaklıkları fazilet olarak öğreniyorlar. Yani insanlar insanları nasıl kazıklarız, insanları nasıl kötü yola sevk ederiz, bunları ders olarak öğreniyor bugün insanlar. Biz Türkler onları böyle sapık fikirleriyle baş başa bırakıp kendi keyfimize baktık. Çünkü bileğimiz kuvvetliydi. Böyle Osmanlı tokadını yedi mi adam yere düşüyordu. Ama diyorlardı ki ya bu Macarlar Hristiyanlığın kalkanıdır. Türkler bu Macar ları aşamaz. Onun için biz canımızı o kadar sıkmayalım. Ama Hristiyan takvimine göre 1526 yılında Mohaç Muharebesi oldu ve Mohaç'ta Macar kalkanı düştü. Hristiyanlığın Macar kalkanı parçalandı. Bunun üzerine Amerika
göçü fikri Avrupa'da canlandı. Yani ne yapacağız? Türkler bugün yarın gelecekler. Yani artık Macarlar koruyamıyor topraklarımızı. Her an gelip her şeyimizi elimizden alabilirler. Çünkü Türkler mağlup edilemez. İşte 1571'deki İnebahtı hezimeti, bizim bakımımızdan hezimet, onlar bakımından zafer ve dini karakterinin çok yüksek olduğunu birazcık araştırma yaparsanız göreceksiniz. Bütün Hristiyan alemi İnebahtı'nın, yani Hristiyanlığın kurtuluşu için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu kabul eder. 1571'den sonra bizim topraklarımızda yaşayan gayrimüslimler asıl patronun Avrupa'da olduğunu, çünkü artık 7. yüzyılın şafağındayız, 1571, 16. yani 1600'ler dediğimiz zaman 17. yüzyıl olacak ve 17. yüzyılda Avrupalılar, madem Türkler yenilebilir, o halde kendi medeniyetimizi yükseltebiliriz fikriyle hareket ettiler ve böyle bir ivme doğdu. Burada konuşmamızın birinci kısmı, yani gençlerin milleti kısmını terk edelim. Şimdi milletlerin genci kısmına geçelim. Kapitalizm Avrupa'da milli varlık doğmasına sebep olacak bir gelişim gösterdi. Maddi, mali bakımdan dünya sistemi İtalyan site devletleriyle başladı. Oradan metropolünü Hollanda'ya taşıdı ve akabinde de Londra dünya sisteminin metropolü, merkezi oldu. Bizim Türkiye Cumhuriyetimiz Londra dünya sisteminin merkezi ve metropolü iken doğmuş bir devlettir. Kapitalizm mali bakımdan böyle bir seyir takip ederken kültürel bakımdan farklı bir seyir takip etti. Önce dünya, Avrupa'da ve bir bakıma dünyada da modern devletin şekillenmesi Fransa'da gerçekleşti. Yani o bakımdan kültürel başlangıç Paris'tir. Ama mali başlangıç İtalyan site devletleridir. Ama her halükarda Hollanda bir geçiş alanıdır ve varış alanı da nedir? Londra'dır. Yani Batı medeniyeti dediğimiz zaman, Batı medeniyeti dediğimiz zaman Paris, Amsterdam, Londra mihverini ya da üçgenini anlarız. Bu üçgenin gücünü etkisiz, en azından kendine zarar vermeyecek şekle getirmek için başkaları harekete geçti. Bu başkaları dünyada iki diğer millet, Almanlar ve Ruslar. Yani Paris,
Amsterdam, Londra mihverinin dünya hakimiyeti iddiasına meydan okuyan Almanlar ve Ruslar oldu. Almanlar ve Ruslarla olan kapışmalar, yani bu dünya sisteminin ya da kapitalizmin iniş çıkışları ayrıca konuşulabilir. Fakat bir tek parantezi size şey yapayım, yani izah edeyim. Onun dışında biz milletlerin gencine geleceğiz. Yani bugün dünyada doğduğu takdirde ya da yeniden doğduğu takdirde diyelim. Ama doğduğu takdirde demek daha doğru. Çünkü eskisi gibi olmayacak hiçbir şey. Bütün dünyanın kurtuluş ümidi olan Türk milletinden bahsedeceğiz. Ama daha önce Fransız milletinin nasıl doğduğunu anlayalım. Bizim Yahya Kemal de Fransız milleti nasıl doğduysa acaba Türk milleti de öyle doğabilir mi diye kendi kendine avundu bir süre. Ticaret kapitalizmi diye bir şeyden söz etmemiz gerekiyor. Dünya kurulalı beri ticaret diye bir şey var ve ülkeler arası ticaretler var. Fransa'da bütün topraklarda ticaret yapan eşhas krala müracaat edip bizim mahalli derebeylerin vergilerinden şikayetimiz var. Bunlardan bizarız. Dolayısıyla sen krallığını göster, bu derebeylerin bizden vergi almalarına mani ol, biz sana ona verdiğimizi verelim. Zaten hepimiz sana vereceğimize göre vergileri senin hepsinden daha çok paran olacak. Dediler, bu kralın aklına yattı ve Fransa'da bir ticaret kapitalizminin gereği olan, ihtiyacına cevap veren bir merkezi krallık kuruldu ve bunu da Fransızcanın doğuşu takip etti. İşte 17. yüzyılda Batı medeniyeti yükselmeye başladığı zaman Fransız merkezi krallığı da çok büyük bir aşama kat etti. İşte 14. Louis'nin C'est à moi, devlet benim dediği zamanlar, o zamanlar. Şimdi bıktırmadım değil mi sizi? bu adam öyle konuşup duruyor, bizi ne ilgilendirir bunlar diyebilirsiniz. Kapitalizm dünya hakimiyetini pekiştirmek için işlerin kendi akışına bırakılmaması gerektiğini derinden kavrayarak hareket etti. Yani kapitalist şefler kazançlarının tehlikeden muaf tutulmasına yarayacak hareketlerle işleri ele aldılar. 1913 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Federal Reserve Law kabul edildi. Bugün hala ekonomi haberleri dinlediğiniz zaman Fed ne diyor, bilmem ne falan filan onlar geçiyor. İşte o hadise bütün Amerikan ekonomisini 5 büyük para babasının hizmetine, emrine bıraktı. Dünya kapitalizmi bir
birçok safhadan geçti ama bu hakimiyet bakımından en önemli şeydi. Ve 1914 yılında da Birinci Dünya Savaşı patlak verdi. Bu Osmanlı Devleti'ni haritadan silmek için kapitalizmin eline geçmiş çok önemli bir fırsattı. Bu fırsatı iyi değerlendirdiler ve 1918 yılında bu yaşadığımız şehir de dahil olmak üzere bütün Türk topraklarında en kötü yer, can ve mal emniyeti bakımında en tehlikeli, rizikolu yer Türk bayrağının altıydı. 1918 yılında savaşı çıkaranlar savaşın galipleriydi. Ve bunlar Türklerin tarihten tard edilmeleri ve Türk bayrağının hiçbir yerde dalgalanmaması için bir uygulama başlattılar ve bu uygulamaya birinin cevap vermesi lazımdı. O da işte milletlerin genci Türk milleti oldu. Yani dünyada bugün sınırları olan bir Türkiye varsa bunun sebebi Türklerin bir istiklal harbi vermiş olmasıdır. İstiklal Marşı verilen İstiklal Harbi'nin bir safhasında yazılmıştır. Yani İstiklal Harbi başladığı zaman henüz İstiklal Marşımız yoktu ama İstiklal Harbi sona erdiği zaman İstiklal Marşımız vardı ve Türkiye Cumhuriyeti yoktu. Bunu biz bilhassa vurguluyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ne İstiklal Marşı'nın hiçbir borcu yoktur ama Türkiye Cumhuriyeti her şeyini İstiklal Marşı'na borçludur. İstiklal Marşı Türklerin bir kurtuluş mücadelesi vermelerinin bir yansıması değildir. Onun için İstiklal Harbi'ne kurtuluş savaşı demek ahmakça bir şeydir. Biz hiçbir şeyden kurtulmadık. Ama gavurlar padişahtan kurtulduk diyebilirler. Yani onlar kurtulmuşlarsa ben bilmem. Ama bizim bir İstiklal Harbi'miz oldu. Kurtuluş Savaşı'mız olmadı. İstiklal demek bir şeyi yüklenip taşımak demek. Götürmek demek. Yani biz Türk gücünün dünyada tanınmasına yol açan, tanınmasına sebep olan bir muharebeler silsilesi içinde bulunduk. İstiklal Harbi dolayısıyla. Bugün onun için Türkiye'nin haritadan silinmesi planlarının aletleri Sakarya Meydan Muharebesi'nin de önemli bir şey olmadığını, hatta olmadığını da söylüyorlar. İstiklal Harbi diye bir şey verilmemiştir diyenler doğrudan doğruya bu sonucu beğenmeyenlerdir. Yani biz bir İstiklal Harbi verdik ve bunun sonucunda bir Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Bu bütün tafsilatıyla tartışılabilecek bir şey. Her
atılan adımla tartışılabilecek bir şey ama sonuç budur. Yani İstiklal Marşı'nın güç kazandırdığı İstiklal Harbi, Türkiye diye bir toprak parçasının Türklerin vatanı olduğunu tasdik etti. Türkiye Cumhuriyeti var. Çünkü Büyük Ermenistan yok. Türkiye Cumhuriyeti var. Çünkü Büyük Yunanistan yok. Türkiye Cumhuriyeti var. Çünkü bu sınırlar içinde bir Gürcistan yok. Türkiye Cumhuriyeti var. Çünkü Kürdistan yok. Yani İstiklal Marşı'nın güç kazandırdığı İstiklal Harbi birilerinin kayıpları üzerine bina edilmiştir. Yani İstiklal dedim ya size, 1918 yılında Türk bayrağının altı en belalı yerdi. Ama 1923 yılında en güzel yer, en imtiyazlı yer, en sağlam yer Türk bayrağının altı oldu bu topraklarda. Bu birilerinin kendi yükselttikleri, yükseltmeye çalıştıkları bayrakların inmesi ya da sönmesiyle sonuçlanan bir şey. Yani bunu tabii anlamak çok zor değil. Yani birileri tabii ki kayıplarının acısını çıkarmak isteyecekler. Ama bundan sonra ne yapılabilir? Bunu anlamak lazım. Yani bizim 90 sene devam etmiş olan bir cumhuriyet tarihimiz var. Ve bu tarih içinde 40 sene devam etmiş olan bir siyasal İslam maceramız var. Bu iki hadisenin Türkiye Cumhuriyeti tarihiyle siyasal İslam tarihinin bize bugün ne mana ifade ettiğini fark etmemiz lazım. Biz eğer bu memleketin dünyada diğer memleketler arasında maruf bir halini özlüyor isek, Türkiye Cumhuriyeti iki savaş arasında kurulan devletlerden bir tanesi. Birinci Dünya Savaşı bitmeden Çarlık Rusyası ortadan kalktı. Onun yerini Sovyetler Birliği aldı. Henüz 1917'de Sovyetler Birliği tam kurulmuş değildi. Bir iç savaş devam etti. 24'te aslında adam gibi bir Sovyetler Birliği teşekkül etti. Ama 17'de bu iş başladı. 1917'de. Birinci hadise budur. İkinci hadise İtalyan faşizmidir. İki harp arasında orijinal bir takım tecrübeler. Üçüncüsü Türkiye Cumhuriyeti'dir. Dördüncüsü Nasyonal Sosyalist Almanya'dır. Şimdi İstanbul'un fethiyle başlayan kapitalist tohum ya da İstanbul'un fethiyle çatlayan kapitalist tohum sonunda (gülüyor)
dünya hakimiyetinin sağlamlaştırılması için tedbirler almak zorunda kalan bir yayılmaya uğradı. Şimdi Türkiye bu söylediğim şeylerden sadece Nasyonal Sosyalist Almanya büyük iktisadi krizden sonra doğmuş olan rejimdir. Ama diğerleri kapitalizmin o büyük buhranı öncesinde doğdu. 1929 yılında kapitalizm tarihe gömülme tehlikesi geçirdi. Büyük bir kriz doğdu ve bu krizden John Maynard Keynes'in tavsiyeleri doğrultusunda hareket edilerek kurtuldu kapitalizm. Ama iki harp arasındaki rejimler, iki harp arasındaki Sovyet rejimi, İtalyan faşizmi ve Türkiye Cumhuriyeti arkasından krizden sonra doğan Nasyonal Sosyalist Almanya dünya sisteminin hakimiyetinin alternatifi olabilecek tecrübeleri boşa çıkarmak üzere planlanmış şeylerdi. Ve dedikleri gibi oldu. Yani Sovyetler Birliği çok kısa zamanda sosyalist görüşler itibariyle dejenere bir işleyişe uğradı. Savaş bittiği zaman efendim İtalyan faşizminin ve Alman nasyonal sosyalizminin sonu gelmiş oldu. Ama bütün bu hadiselerde Türkiye mevcudiyetini devam ettirdi. Neden böyle oldu? Çünkü Türkiye'de milletlerin genci yaşıyordu. Yani o kapitalizmin doğurduğu milletlerin karakterinde olmayan, onların yükselttikleri değerlere tekadüm eden değerleri bünyesinde barındıran bir millet, dünya sisteminin tezgahına rağmen, dünya sisteminin aleyhinde devreye soktuğu bütün belalara rağmen varlığını muhafaza ettirdi ve 27 Mayıs 1960 sabahına kadar Türkiye'de bir Kur'an devleti vardı. Ondan sonra Türkiye bugüne kadar bir istihbarat devleti olarak devam etti. Kötüden betere gidiyoruz. 30 Mart'tan sonra başımıza ne geleceğini Allah bilir ama kuluna da bildirir. Bütün mesele Allah'ın kulu olmayı kabulde ve reddedir. Yani insanlar dünyada olup biten şeylerin Allah'ın yarattıkları eliyle onların kendi talepleriyle yürüdüğüne inanıyorlarsa bir taraftadırlar. Dünyada olan biten şeylerin Allah'tan istenen aracılığıyla olduğuna inanıyorlarsa onlar başka bir taraftadır. Yani Allah'tan istemesini bilenlerle yani ya Allah vermezse deyip tedbir alanlar arasında bir düşmanlık var dünyada. Yani bizim kendi bu genç milletin kültüründe
takdir tedbiri bozar diye bir hüküm vardır. Yani Allah neyi takdir ettiyse senin aldığın tedbirlerin hiçbir faydası yoktur. Onun için biz Allah'ın hayrımızı gözetmesini, yani hayrımıza bir netice hasıl etmesini duayla istiyor olmamız lazım. Yani bütün sıkıntılarımızın Allah'tan istemeyi bilmemekten doğduğunu bilmemiz lazım. Biz Allah'tan istemeyi bilmiyoruz. Onun için 1923 yılında Cumhuriyeti ilan ettikten 2 sene sonra Sovyetler Birliği ile bir saldırmazlık paktı imzaladık. Dünyada doğmuş yeni bir güç vardı. Başka bir tarz, başka bir üslup. Ve bunları kendi hayatımızın devamına yarayacak bir mevkiye oturttuk. 1925 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetler Birliği 10 senede bir tarafların itirazı olmadığı takdirde yenilebilen, tekrarlanabilen, yenilenebilen bir anlaşma yaptı. 1925. 10 sene geçti, ne zaman oldu? 1935. 35'te ne var? Hiçbir şey yok. Daha İkinci Dünya Savaşı patlamamış. Gerçi işte 29'da kriz çıkmış. 1930'da Türkiye'de devletçilik patlamış. Yani boom safhasına gelmiş. Dolayısıyla Türk-Sovyet saldırmazlık paktı 1935'te otomatik olarak yenilendi. Ne zamana kadar? 10 sene sonra. 1945'e kadar. 1945'e geldiğimiz zaman ne oldu? Sovyetler Birliği dedi ki, evet, bir saldırmazlık paktı yapmıştık. Burada kendi topraklarımız saldırıya uğradığı takdirde ortakların diğerine destek olması gerekiyordu. Bize Almanlar saldırdı, siz bize hiç destek olmadınız. Biz sizinle bu anlaşmayı niye devam ettirelim? İptal ediyoruz dediler. 1945'te Türk-Sovyet saldırmazlık paktı lağvedildi. Rusya itiraz ettiği için. Ankara çırpındı, yalvardı ama Ruslar yok öyle hikaye dedikleri yetmezmiş gibi bir sene sonra ya da ay hesabı yapılabilir bir sene geçmeden Joseph Stalin Kars ve Ardahan'ın Sovyetler Birliği'ne bırakılması, İstanbul ve Çanakkale Boğazı üzerinde Sovyet gücünün tanınması konusunda Türkiye'ye nota verdi. Notanın sonucu NATO oldu. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken husus şu. Türkiye'yi idare edenler neden bu genç milletten yardım talep etmediler? Bilakis o milletin canlanıp bütün belaları savacak bir gürbüzlüğe kavuşmasına engel olacak bir yönetim tarzı uyguladılar. Problem budur. Bugün sıkıntısını çektiğimiz şey budur. Türkiye Cumhuriyeti 1923'te ilan edildi. Bugüne kadar 90 senedir önümüze hiçbir milli hedef konulmadı. Milletçe bunu başarmalıyız diye bize bir nokta işaret edilmedi. Sadece idareciler kendi yönetimleri sırasında iyi şeyler yaptıklarını iddia ediyorlar hepsi. Ama bunların hepsi istisnasız hepsi dünya sisteminin hışmını
üzerine çekmemek üzere yapılan şeylerdir. Bu çok nazik bir ifadedir. Biz devlet millet kaynaşmasını bunun dünya sistemine vereceği zararı bildiğimiz için ya erteliyoruz, bazıları kendilerini ertelediklerini söyleyerek mazur gösterebilirler, veyahut zihinlerden siliyoruz. Türkiye'de devlet ve millet kaynaşmalı değil midir? Bu soru gündeme sokulmuyor. Peki, çünkü bu ikisini de tarif etmek, eğer devlet ve millet kaynaşmasını istiyorsak, her ikisini de tarif etmemiz lazım. Bu tarif kimsenin işine gelmiyor. Yani devlet ve millet kaynaşacak, güzel. Hangi devlet? Kur'an devleti mi? İstihbarat devleti mi? Devlet ve millet kaynaşacak. Hangi millet? Yani 36 etnik özellik taşıyan ve tek millet olduğu söylenen acayip bir yaratık mı? Yoksa Türk milleti mi? Yani bu konularda sarahat, vuzuh ortaya çıkmadan hiçbir adım Türkiye'de atılamaz. Bu isteniyor mu? Yani Türkiye bir şey haline gelmesi isteniyor mu? Hayır. Biz şu günkü halimizle bunu ister anlayın ister anlamayın. Bugünkü halimizle biz 1918'in gerisine düştük. 1918'de en tehlikeli yer Türk bayrağının altıydı. Şimdi daha da korkunç bir şey. Yani bilenler, anlayanlar net olarak telaffuz ediyorlar bunu. Finans Bank'ın bir Yunan bankası oluşu, Yunan Milli Bankası'nın malı oluşu, 1919'da Yunanlıların İzmir'e asker çıkarmalarından çok ama çok daha ileri bir adımdır. Yani biz 1918'in çok gerisine düştük. Türkiye'de bugün insanlar milli bir hassasiyeti küçümseyen haldedirler. Yani onların hepsi paranın nereden geleceğine bakıyorlar. Ve bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin haritadan hemencecik silinmesine mani olan şey tapu kayıtlarının ne olacağının açıklığa kavuşmamış olması, emekli maaşlarını kimin ödeyeceğinin daha tatminkar olmamış oluşudur. Bunun dışında Türkiye'nin haritadan silinmesine engel olan hiçbir şey yoktur. Türkiye'de Enerji Bakanlığı devletin enerji üreten yatırımlar yapmaması kararı alarak kaç 10 sene mi oldu? Yani yaşıyor. Böyle bir şey. Yani bugün ekranlarda şurada burada dönen şeylere bakın. Bunların hiçbiri Türkiye ile alakalı şeyler değil. Kendileriyle alakalı şeyler ama kendilerinin Türkiye ile alakası yok. Yani Türkiye'de siyasi manada millet hayatını ilgilendiren hiçbir şey canlılık taşımıyor. Yani eğer bir Türk milletinden bahsedersek, bahsedecek olursak, bu böyle meraklıların öğrenmek istedikleri bir
ansiklopedi maddesi olarak ilgi çekebilir. Ama onun dışında fiilen hiç öyle bir faaliyet, bir yürütülen iş yok. İstiklal Marşı Derneği bunun için bir fırsat mıdır? Buna hepimiz karar vereceğiz. Yani böyle bir şey gerekli mi, değil mi? Yani insanlar bugün bir millete mensup olmakla olmamak arasında bir fark görmeden yaşıyorlar ve bütün meşguliyetler bu farksızlığı destekler şekilde. Ama bu mesela şöyle olsa, milliyetçilikten vazgeçelim. Çünkü bu bizim ferdi gelişmemize bir engel teşkil ediyor. Bu cümleyi sarf edebilmemiz için ferdi gelişme konusunda bir fikrimiz olması lazım. Yani biz diyelim ki milli varlık konusunda hiçbir endişe ya da arzu duymaksızın yani bu işi terk edelim. Milli falan ya bunlar boş ver. Ferdin önemine, ferdin değer kazanmasına ağırlık verelim dediğimiz zaman bundan ne anlaşılacağı belli değil. Neden değil? Çünkü fert dediğiniz şey mensubiyetleri dolayısıyla bir şeydir. Yani Joseph de Maistre diye bir adam demiş ki ben hayatımda hiçbir insanın elini sıkmadım. Elini sıktığım kimseler ya İtalyandı ya Rus'tu ya Fransız'dı. Yani ben hiç insanla el sıkışmadım diyor adam. Yani çünkü öyle bir böyle birisi yok yani. Mücerret insan diye bir şey yok. Dolayısıyla eğer ait olduğu bir bütün bahis konusu değilse, bir tamamlanmışlık senin de seni de tamamlamıyorsa, o zaman fert olarak seni şekillendiren nedir? Böyle bir şey yok. Yani senin fert olarak şekle kavuşabilmen için mutlaka nereden bu şeklin elde edildiğine dair veriler, data olması lazım. Bu data olmadan fert olamaz. Yani ben kendi kendime ferdim ve dolayısıyla ferdiyetimi geliştireceğim. Bu olmaz. Ama Avrupa'da milli varlık tamamen açıklık, sarahat, vuzuh kazandığı için milliyetçilik aleyhinde bulunmak kolaydır. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi ben bir İspanyol milliyetçisi değilim diyen adam bunu Katalan olduğu için söyler. Anlatabiliyor muyum? Yani Avrupa'da her feodal birim diyelim zaten bir
kimlik ifade eder. O yüzden Avrupa'da milliyetçilik düşmanlığı yapabilirsiniz. Çünkü zaten sizin o birim dolayısıyla bir fert olma şansınız vardır. Venedikliyim dersin. Ben İtalyan değilim, ben Venedikliyim. Yani diyebilirsin ve kocaman bir literatür bulursun Venedikli olmakla ilgili olarak. Anlatabiliyor muyum? O yüzden Türkiye'de de tabii ki böyle şeyler söylemiyorum. Milliyetçilik kahrolsun çünkü ben Gürcüyüm mesela. Anlatabiliyor muyum? Bunu tabii ki söyleyebilirsin. Ne derseniz deyin. İyi akşamlar.